Biz tabii diğer projelerden biraz farklıyız aslında. Biz burada macera engel yok da şunu yapmaya çalışıyoruz. Engelli dostlarımızın hayatı nasıl tutunduğu vesaire değil de hayatın içerisinde nasıl rol aldıkları üzerine odaklanıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi, isminde de gördüğünüz gibi engelli ibaresi var ve 3 tane engelli dostumuz olmasına rağmen bazı yaptıkları ekstrem sporları engeli olmayan insanların bile yapması çok zor. Hatta öyle ki çekimler esnasında ekibin içerisinde dökülmeler de yaşıyor. Mesela Ağrı Dağı çekiminde engelli dostlarımız zirveye çıkabilirken teknik ekipte çıkamayanlar oldu gibi. Yani ne demeye çalışıyorum? Siz bir dağa çıkabilecek yeteneğe sahip olabilirsiniz. Yüzecek yeteneğiniz olabilir. Paraşütle atlayacak yeteneğiniz olabilir. Veya herhangi bir konu olabilir. Hiç önemli değil. Ama bunu yapabilecek iradeye ya da özgüvene sahip değilseniz aslında siz de bir engellisiniz. Çünkü hayaliniz olan yolculuğa çıkamıyorsunuz. O adımları atamıyorsunuz. Aslında biz fiziksel engellilik üzerinden bir metafor oluşturup ön yargılardaki engeli kırmaya çalışıyoruz. Ve o yüzden diyoruz ki başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. İlla Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmak mesele değil. Önemli olan oraya çıkabilme iradesini göstermek. Onun için gerekli hazırlığı yapabilmek, donanımı elde edebilmek ve yolculuğa çıkabilmek. Bugün çıkamadığınız Ağrı Dağı yarın size Everest zirvesi olarak geri dönecektir. O yüzden hayat her zaman iki seçenek sunar diyoruz. Mottolarımızdan bir tanesi. Ya pes edeceksiniz ya devam edeceksiniz. O yüzden devam etmeye devam etmemiz lazım. Ben çok beğendim. Benim öğrencilik yıllarımda böyle fırsatlar yoktu. Dolayısıyla bugün burada gezmekten o kadar mutluyum ki ve gençleri gördüm. Pırıl pırıl herkes. Sizler de öyle. Dolayısıyla o yüzden bunu çok önemsiyorum. Çok başarılı buluyorum ve nicelerin yapılmasını da istiyorum. Çünkü gerçekten çok kıymetli gençlerimiz var. Ben Karabük'te doğdum, büyüdüm. İstanbullu bir arkadaşımla aynı yurtta yaşıyoruz. Ve bana dedi ki, ben senden daha şanslıyım dedi. Ben de şaşırdım, nasıl daha şanslısın? Çünkü sen Karabük'te, ben İstanbul'da doğdum dedi. Allah Allah dedim, bir insanın doğduğu yer nasıl bir dezavantaj olabilir ki? İşte dolayısıyla dönüyorum bugüne. Bu tarz fuarlar, bu tarz etkinlikler, işte o aradaki farkı, o aradaki eksikliği tamamladığını görüyorum ve inanıyorum. Benim yolculuğum şöyle oldu. Bunu da gittiğim seminerlerde genç arkadaşlarımıza söylüyorum. Yaşadığınız meslek, yani bir meslek hayaliniz varsa o yaşamanız olsun. O hayalle yaşayın. O hayal doğrultusunda hayatınızı şekillendirin. Yani sadece bilgi edinmek, o bölümü okumak değil de o artık sizin bir hayat tarzınız olsun. Hayat tarzınız olan şey zaten sizi sonuca ulaştıracaktır.